Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere böyle gördüğünüz gibi muhteşem bir tasarımla geldim yine. Bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Harika bir tasarım olmuş gerçekten. Tasarım sahibimiz ise Instagram sayfası Nurten'in Elişi Dünyası arkadaşımıza, hanımefendiye ait. Çok güzel bir çalışma. Ee, sizlere de instagramı olan arkadaşlarımın da kesinlikle sayfasını ziyaret edip farklı tarzda modellerini farklı tarzda tasarımlarını görmek istiyorsanız kesinlikle takibi alacağınız harika bir sayfa. Kendisine de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Böyle harika tasarımları bizlere kazandırdığı için. Ee, i̇p olarak bonbon lif ipi kullandım. 3 renk kullandım. Sizler istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz yapılışı çok kolay sadece buralarda ip geçirdiğimiz ilk sıralar birazcık problemli ama oralarda da bir bir sırada biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama devamı çok kolay bir şekilde devam edip bitiyor Evet ölçüsünü ise hemen şöyle sizlere vereyim Çünkü ölçüyü tam olarak kamerada gördüğünüz zaman daha küçük diye. E, bana söylüyorlar. O yüzden ölçerek artık sizlere veriyorum. 35 santim, gayet güzel bir boyda. E, tığ olarak ise ben 3 numara tığ kullanıyorum. Tabii ki de sizler elinize uygun hangi tığla e, liflerinizi daha güzel örüyorsanız o tığla da devam edebilirsiniz. Hemen hazırlığımızı yapalım ve bu muhteşem lifimizin yapılışına başlayalım. Evet, öncelikle koyu sarı ipimi alıyorum. düğümümü attım 7 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitliyorum 1 tane zincir çektim ilmeğimi genişletiyorum yapmış olduğum halkanın içerisine 4 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım 2 zincir. 3 tanesini yaptım. Toplamda 8 tane fıstık yapacağız. Tamamlayıp gelelim. 8 tane fıstığımı tamamladım. 2 tane zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir hemen bir sonraki zincir arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir, tekrar tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir, tekrar zincir arasına bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir buradaki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum bu sıramızda bir tane fıstık tepesine bir tane zincir arasına bu şekilde fıstıklarımızı yapacağız aralarında e, tabi elinize göre e, zincir sayısı değişebilir düz bir taban olması için elinize göre bir ya da iki tane zincir çekebilirsiniz bu sıramızı tamamlayalım tekrar gelelim Evet hanımlar sıramın sonuna geldim. Bakın hem tepeye hem araya yaparak 16 tane fıstık yaptım. Son bir zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip bu ipimi burada kırıyorum. Bu şekilde bir e, orta kısım yaptık. Bu iplerimizi bu şekilde arkadan fıstık aralarından yok edebilirsiniz. Evet. Tekrar açık sarı ipimi alıyorum. Bir ton daha açığıyla devam edeceğim. Düğümümü attım. Bakın bitirmiş olduğum noktadan fıstık, fıstık tepesinden devam edeceğim. Hemen şöyle ipimi aradan da alayım. Onu da orada yok edelim. Bakın bu şekilde sabitledim. Tekrar ilmeğimi genişlettim aynı yere bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum benim ipim biraz ince o yüzden 5 yapacağım burayı bir tane fıstık yaptım bir zincir çekiyorum zincir arasına geçiyorum bir zincir bir tane fıstık da oraya yapıyorum kapattım bir zincir bu ipim çok ince olduğu için ben burada fıstık sayısını 5'e çıkarttım. Ama sizler elinizdeki e, ipe göre hareket edin. Tekrar bakın bir zincir çektim yine zincir arasına bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir iki tane zincir arasına yaptık üçüncüyü bakın fıstık tepesine hemen yapıyorum. Dörtte iyi aslında. Dörtle devam edeyim ben. Çok da ince durmadı. Bir zincir çekiyorum. Tekrar zincir arasına bir fıstık kapattım. Bir zincir. Tekrar zincir arasına bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir. Bakın iki tane zincir arasına hemen bu kez önümdeki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Bakın fıstık tepesinden başladık. İki tane zincir arasına yaptık. Tekrar fıstık tepesine bir tane fıstık yaptık. İki tane zincir arasına ve fıstık tepesine bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar son bölüme kadar geldim. Burada dediğim gibi bakın tam fıstık tepelerine fıstık yaptım. Buralarda iki tane zincir arasına bir tane fıstık tepesine iki zincir arasına bir fıstık tepesine olacak şekilde sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Artık bir sonraki sırama geçtim. İlmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Hemen zincir arasına da bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tekrar zincir arasına bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir. Bir sonraki zincir arasına da bir zincir yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bakın fıstık tepesine geldim. Hemen buraya da fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve kapattım bir zincir. Bu sıramızı da bakın buradaki değişiklik ise aşağıda iki tane zincir arasına yapmıştık. Burada üç tane zincir arasına yaptık. Bakın burası fıstık tepesine yapılmış. Tekrar bakıyorum bir sonraki yine fıstık tepesine fıstık tepesine fıstık yapılmış. Aralarda ise üç tane zincir aralarına fıstık yapıldı. Bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. Bakın şimdi fıstık yaptıklarımızı zincir arasına yapıyoruz. Bir tane yaptım. Bir zincir. İkinciyi yapıyorum. Kapattım bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Kapattım bir zincir. Üç tane zincir arasında olan fıstığımı yaptım. Bakın bu kez Fıstık tepesine, aşağıda da fıstık tepesine yapmışız. Fıstık tepesine yapıyorum bu kez ve bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi aralardaki zincir sayılarını siz kendi elinize göre yapın. Şöyle güzel bir düz bir tavan olması için sizler iki de çekebilirsiniz e, eliniz sıkıysa. Bu şekilde düz bir tabanımız olması lazım. O yüzden zincirlerimizi sizler ayarlayacaksınız. Ben bir tane çekiyorum. Sizler iki tane ile düz düz bir taban oluşturabilirsiniz. O yüzden kendi elinize göre hareket edin. Bu sıramızı da tamamlayalım, tekrar gelelim. Evet, bu sıramı da sonuna kadar getirdim. Ara boşluklarımda üçer tane tekli fıstığım var ve e, fıstık tepelerinde de birer tane fıstığım var sonuna kadar geldim bir tane zincirimi çektim ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim bir tane zincir çekip bu rengimi de burada kestim şimdi yine renk değişimi yapacağız bu kez gri rengimi alıyorum. Düğümümü attım. Yine bitirmiş olduğum noktadan yine fıstık tepesinden ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde bir fıstık yaptım. Bir tane zincir çektim, tığımı doladım. Zincir arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tekrar bir sonraki zincir arasına bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tekrar bir sonraki zincir arasına bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir bakın tekrar e, aşağıda 3 tane ara zincirlerimizin arasına fıstık yapmıştık. Burada ise 4 tane yaptım. Tekrar bir tane zincir. Bakın buradaki tam fıstık tepesine yapıyorum. Bu fıstık tepelerimizdeki fıstıklarımız hiç değişmiyor. Sadece aralardaki zincir aralarına yaptığımız, şöyle göstereyim, aralarına yaptığımız e, zincir e, fıstık sayıları artıyor. Bakın burada da fıstık tepesine, fıstık tepesinin fıstık tepesine fıstıkla başladık. 1 2 3 4 tane ara zincirimize fıstık yaptık. Yine fıstık tepesine geldim. Fıstık tepesine yaptım fıstığımı. Tekrardan burada ise 1 2 3 4 tane zincir arasında yine tekli fıstığımı yapacağım. Bakın hemen arkasında bir sonrakinde fıstık tepesine olan fıstıklarım var. Yine fıstık tepesine yapacağım. Bu sıramı da bu şekilde gideceğim. Bu gri bölümümüz iki sıra aynı şekilde devam edecek. Burada 1, 2, 3, 4 taneydi. Bir sonraki sırada ise tekli fıstığımız yani aralara zincir aralarına yaptıklarımız 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4 tane burada. Bir sonrakinde ise 5 tane olacak. Yine fıstık tepelerine fıstıklarımızı yapacağız. İki sıramızı bu şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar sonuna kadar geldim e, tam tepeye sabitledim toplamda 48 tane fıstığımız oluştu yanlış yapmadığınızdan emin olmak için sayın 48 tane fıstık oluştu bakın tam şöyle göstereyim bakın tam fıstık tepesine işlem yaptığım bölüme geldim ve sabitledim bir tane zincir çektim burada renk değişimi yapacağım koyu renk sarımla bir tane fıstık yapacağız hemen koyu rengimi aldım. Buraya sabitliyorum. Tam fıstık tepesine sarımı sabitledim. Bir zincir. Buraya ilmeğimi genişletip bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Sarımı bırakıyorum. Tekrar gri mi aldım? Bakın, zincir arasına bir sonraki zincir arasına gri ile bir tane fıstık yapıyorum. Topladım bir zincir. Şöyle sarımı da çekeyim arada boşluk kalmasın. Tekrar bakın. Bu kez açık sarımızı koyacağız hemen. açık sarımı aldım. Bir sonraki zincir arasına bakın. De aynı şekilde devam ediyoruz aslında. Şöyle buraya önce bir düğüm atalım. Sağlam olsun. Şöyle düğümümü attım. Bakın bir sonraki zincir arasına sarımı sabitliyorum. fıstık boyunda kaldırdım tığımı buraya da sarıyla pardon pardon şöyle bunları arada geçireceğiz orayı unuttuk şöyle bir düğüm attım sarıma bakın tam bir sonraki zincir arasından bu şekilde açık sarımı sabitledim fıstık boyutunda kaldırdım. Bir tane de açık sarıyla buraya fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Bir zincir. Hemen şöyle gri rengimizi de çekelim. Arada yine boşluğumuz kalmasın. Bu iki rengi de arada yürütüyorum şu anda. Tekrar Burası birazcık e, yorabilir sizi. ilk sıramız daha sonra e, düzene girecek. Tekrar bakın, tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine açık sarıyla bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki zincir arasına yine açık sarıyla bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. Ve bir zincir. Toplamda 4 tane açık sarımız, 1 tane gri'miz ve en köşede yani bu fıstıkların tepesinde koyu sarımız var. Tekrardan bir tane zincirimi çektim. Bırakıyorum açık sarımı. Gri rengimi alıyorum. Bu kez bu ikisini ortada Arada götüreceğiz. Hemen bir sonraki zincir arasına da gri ile tekrar bir fıstık yapıyorum. topladım bir zincir, şöyle sarımı çekeyim. Çok da fazla e, ipleri çekmeyin çünkü e, toplayabilir. Tam e, aralarda görünmeyecek şekilde düzgün bir şekilde çekebilirsiniz. Bir tane de gri ile yaptım. Bakın tekrar griimi bıraktım. Koyu sarımı alıyorum. Bu ikisini arada götürüyorum bu kez. Tam fıstık tepesine geldim bakın. Fıstık tepesine de koyu sarıyla bir fıstık yapıyorum. Kapattım ve bir zincir. Hemen şöyle gri ipimi ve sarı ipimi şöyle küçükten bir çektim düzgün gitsin diye. Bu sıramızda da aslında aynı işlemi yapıyoruz fakat renk değişimleri yaptık. Ee, burada ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 tane gri kısımda tekli e, zincir aralarında fıstığımız vardı. Burada da 6 tane oldu ama sadece renk değişimleri yaptık. Bu kez şöyle göstereceğim size. Fıstık tepelerinde bu kez sarılarımız koyu sarılarımız oldu. Hemen yanındaki zincir arasında bir tane griyimiz. Kalan zincir aralarında ise açık sarılarımız oldu. Tekrar bakın e, burası tam e, fıstık tepesine işlem yaptığımız yer yine koyu oldu. Yanındaki zincir arası yine gri oldu. Burası bir dilim diye düşünün. Tekrar devam ediyorum. Bakın sarıdan sonra ne yaptık? Gri yaptık bir tane. Sarımı bıraktım, mi aldım. Bir sonraki zincir arasına gri ile fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir sarımı şöyle bir çekiştiriyorum azıcık. Tekrar ne yaptık? 4 tane açık sarı yaptık. mi bıraktım. Açık sarımı alıyorum bu kez. Buradaki iplerimi de arada yürütüyorum. bir zincir çekiyorum bakın tekrar tığımı doladım bir sonraki zincir arasına yine açık sarımdan bir tane daha yapıyorum 2 toplamda 4 tane olacaktı hemen bir sonraki zincir arasına bir açık sarı daha yapıyorum 3 arada bir zincir tekrar dördüncüyü açık sarı olarak yapıyorum kapattım bir tane zincir çektim. Ne yapmıştık? Bakın, tekrar gri yapmıştık. Bir tane bıraktım. Gri'mi aldım, sarımı bıraktım. Hemen bir tane de gri yapıyorum. Diğer zincir arasına. Kapattım bir zincir. Açık sarımı şöyle bir çekiştiriyorum. Tekrar grimi bıraktım. Bakın ne yapmıştık? Yine tepe kısmına geldik. Koyu sarımızı alıyoruz. Tam tepe kısmına da koyu sarıyla fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Şöyle hemen bakın bu şekilde renklerimizi kurmaya başladık. Bu sıra biraz sizi yorabilir. Daha sonra çok e, düzgün bir şekilde, çok rahat bir şekilde devam edip gidecek. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Bitirelim, tekrar gelelim. Evet hanımlar, sonuna kadar geldim. Bakın şimdi birleştirmesini yapacağım artık griğimizi yaptık. Hemen şöyle gene gri ipimi alıyorum. Sarı iplerimi yukarıya çıkarttım bakın. Bir tane zincirimi çektim. Sarı, sarımızın tam tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şöyle iplerimi de çekiştiriyorum düzgün dursun diye. Hemen burada gri ipimi bırakıyorum, koyu sarı ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekelim. Bakın üste çıktım şimdi fıstık tepesinin üzerine çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. İplerimi yine arada bu şekilde götüreceğim ilmeğimi genişlettim sarı ipimizin bakın sarı tığım, e, fıstığımızın sağ tarafına şöyle bakın bu kısma bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tekrar Sarı fıstığımızın tam tepesine yapıyorum bu kez bir fıstıkta. Kapattım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı sarıyla bu kez sarı fıstığımızın sol tarafına. Bakın bu kısma bir tane fıstık yapıyorum. Bu sarıyla olan sayımız bakın burada 3 taneye çıktı bu şekilde. Hem sağına yaptım, hem tepesine yaptım, hem soluna yaptım. 3 tane fıstık oluşturduk. Tekrar sarı ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Bakın. Bu kez buradaki griimizin sol tarafına şu şekilde çekerek bir tane fıstık yapıyorum oraya da. kapatıyorum bir zincir şöyle sarımızı çekiştirelim tekrar bakın gri mi bıraktım sarı alıyorum bu kez hemen iki sarının ortasındaki zincir bölümüne bir tane de açık sarı yapıyorum kapattım bir zincir gri mi çekiştiriyorum Tekrar devam ediyorum açık sarıyla. Burada 3 tane zincir aramız var. 3 de açık sarıyla fıstık yapıyorum. Bir zincir. Bakın ikinciyi yaptım. Üçüncüyü de yapıyorum. Kapattım bir zincir. Altta dört tane açık vardı. Burada da üç tane oluştu. Sarımı bırakıyorum. Grimi alıyorum. İplerimizi arada geçirmeyi unutmayın. Bakın tekrar araya geçirdim ipimi. Bu kez sarımızın sol tarafına gri ile bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Sarımı çekiştiriyorum. Tekrar griğimi bıraktım. Koyu sarımı aldım bu kez. Bakın sarımızın sağ tarafına şöyle tam olarak alalım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Grimi çekiştirdim. Tekrar tığımı doladım. Bu kez sarımızın tepesine bir fıstık yapıyorum yine sarıyla. kapattım. Bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Bu kez sol tarafına. Kapattım. Bir zincir. Burada sarı kısmımız bakın koyu sarımız 3. Burada da 3 taneydi. Şimdi tekrar gri ile başlıyoruz. 3 tane açık renk sarımızı yapıyoruz aralarına tekrar gri ve 3 sarı. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım, tekrar gelelim. Evet, bu sıramı da sonuna kadar getirdim. Bakın birleştireceğim artık. Hemen şöyle yine gri ipimi aldım. Bakın. Buradaki iki sarımı da yukarıya çıkartıyorum. Tam fıstık tepesine ilk yapmış olduğum sarı fıstık tepesine sabitledim. Burada gri ipimi bırakıyorum. Koyu sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Evet. Bir üst sıramıza geçmiş olduk. Tekrar bakın, ilmeğimi genişlettim. Hemen yine üçlü sarının bakın sağ tarafındaki boşluk alana bir tane fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tığımı doladım bir sonraki zincir arasına da bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir tığımı doladım. Bu kez bakın ortadaki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tekrar bakın Buradaki boşluk alanımıza bir yine sarıyla yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tığımı doladım. Bakın tam sarının bitmiş olduğu yerde şuradaki iplerimizi de alttan alırsak oradaki kötü görüntü de kaybolacaktır hanımlar. Bakın 5. fıstığımı da yaptım. Bir fıstık çek bir tane zincir çektim. Buradaki fıstık sayım toplamda 5 tane oldu. Aşağıda 3 taneydi. 5 tane olmuş oldu. Sarımı bırakıyorum. Şöyle gri rengimi alıyorum. Hemen griimizin bakın yanına tam şu alana bir tane yine gri ile fıstık yapıyorum. ve 4. Kapattığım bir zincir sarımı çekiştiriyorum şöyle. Grimizi de bıraktık. Açık sarımı alıyorum bu kez. Bu kez ikisini birden yürüteceğim. Hemen bakın bir sonraki şöyle dediğim gibi buradaki ipleri de toplayarak alırsanız kötü bir görüntü olmayacaktır oradaki ip artıkları, geçiş yerlerimizdeki ipleri görmeyeceksinizdir. Tekrar bakın açık sarıyla hemen bir sonraki araya bir fıstık yaptım, kapattım. Bir sonraki araya yine açık sarımızla bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Burada da iki tane oldu. Aşağıda üç taneydi. Burada ise iki tane e açık sarı fıstığımız oluştu, bırakıyorum. Tekrar gri ipimi alıyorum. Bakın hemen bir sonraki aramıza gri ile bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar griğimi bıraktım. Koyu sarımı alıyorum. Bakın hemen griğin sol tarafına bir tane sarıyla fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir griğimi çekiştireyim. Tığımı doladım. Sarı ile devam ediyorum. Bakın bir sonraki zincir arasına yine sarı ipimizle bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tığımı doladım. Tam tepesine, orta kısımdaki, tam tepe kısmımıza bir fıstık yapıyorum sarıyla. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine sarıyla yapıyorum. Ve en son bakın tam bu kısım. Bir tane de buraya yapıyorum. Kapattım. Toplamda yine bakın 5 tane sarı fıstığım oluştu tekrar gri ile başlıyorum iki tane açık sarı tekrar gri ve e, bu kısmımızı beş tane koyu sarımızı bu şekilde yapalım tamamlayıp gelelim Evet hanımlar bu sıramı da sonuna kadar getirdim bakın grimi yaptım hemen renklerimi yukarıya çıkartıyorum ilk yapmış olduğum sarının üzerine bu şekilde geçiş yapıyorum ve sabitledim. Burada hemen tekrar gri ipimi bırakıyorum. Koyu sarımı alıyorum. Burası son bölümümüz yani renkli bölümlerimizin son bölümü. Artık renk geçişlerimiz olmayacak. Daha rahat edeceksiniz bu sıradan sonra. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Bakın yine sarı kısmımızın sağ tarafına işlem yapacağım. İlmeğimi genişlettim. Hemen sağ kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. İplerimi yine arada götürüyorum. Tığımı doladım. Bakın bir sonraki araya şu iplerimizi de şu şekilde toplarsak Hanımlar kötü görüntüyü ortadan kaldırmış oluruz. Bakın hemen araya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattığım bir zincir tekrardan devam ediyorum bir sonraki araya bakın bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir. Tekrar tığımı doladım bu kez fıstık tepesine. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Hemen bakın soluna tekrar bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir. Tekrar bir sonraki zincir arasına. Bir fıstık daha yaptım. Kapattım bir zincir. Tekrar bakın. Sol kısmına bir tane fıstık yaparak kapatıyorum. Bir zincir. Burada toplamda bakın aşağı kısımda 1, 2, 3, 4, 5 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık oluşturduk. Sarımı bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Hemen bakın bir sonraki aramıza gri ipimle bir fıstık yapıyorum. Burayı tekrarlayacağım. Kapattım bir zincir. Tekrar gri ipimi bıraktım. Açık sarı ipimi alıyorum. Bakın tam orta kısmımıza bir tane açık sarıyla fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar sarımı bıraktım. Gri ipimi alıyorum. Bakın. Hemen bir sonraki zincir arasına da gri ile bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Hemen açık sarımızı şöyle çekiştirelim. Tekrar koyu sarıma geçiyorum. Tığımı doladım. Bakın dolamıyorum pardon. Bakın burada hemen sarımızın sağ tarafından fıstık yapmaya başladım. Bir zincir. Devam ediyorum. Bir sonraki arasına. Bir fıstık. Bir zincir devam ediyorum. Bir sonraki arasına bir fıstık, bir zincir. Bakın tepeye geldim. Tam fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki araya, zincir arasına geçtim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Hemen bakın. Bir sonraki araya geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir ve en son bakın sarımızın sol kısmına da bir tane fıstık yapıyorum. ve kapattım. Bir zincir. Şimdi şöyle tekrar göstereceğim. Bakın burada e, toplamda 7 tane sarı fıstığımız oluştu. Bir tane gri, bir tane açık sarı ve bir tane gri yaparak tekrar sarı bölüme geçtim. Aynı şekilde 7 tane 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık oluşturduk. Burayı da yine aynı şekilde buradaki yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu son sıramız renklerle geçişlerimizin son sırası. Daha sonra tek renkle devam edeceğiz. Burada arada ip gezdirme olayımız e, bu sıradan sonra bitecek. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım, bitirip gelelim. Evet hanımlar, son sonlandırdım, sonuna kadar getirdim. Şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Renklerimizi renk geçişli örneklerimizde, modellerimizde. En sevdiğim bölüm tek rengi düştüğümüz sıra şu an e, oradayız. Bakın şimdi biz bu renklerimizi buralarda düğüm atacağız. Nasıl atacağız? Buraları keseceğim çünkü artık renklerimizi. Bakın sarıyı bu aradan aldım. Bir tane düğüm yaptım. İpimi burada kırıyorum sarı ipimi. Şunu şöyle bırakalım. Bakın. Tekrar açık rengimi de aldım. Aynı yerden buna da bir tane düğüm atıyorum. Sağlam olsun diye. Sarı ipimizi de kırdım. Artık tek renk devam edeceğiz. Evet şimdi gri ile tekrar devam edeceğim. Buradaki iplerimi yine arkada fıstık aralarından yok edebilirsiniz. Onu biraz sonra yapacağız. Hemen bakın ilk başladığım yere geldim. Gri ipim sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi genişlettim. Yine burada tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir bir sonraki araya geçiyorum bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Bir sonraki araya geçiyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Bir sonraki ara. Aslında sistem aynı. Aşağıda yaptığımız işlemlerin tamamını tek renkte yapacağız. Bakın. Bir tane zincir çektim. Burası tam bakın e, fıstık tepesi olan bölüm. Buraya yine fıstık tepesine yapıyorum fıstığımı. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada yine zincir aralarından devam edeceğim. Bütün zincir aralarına yine fıstık yaparak devam ediyorum. Buradaki tek fark yani aslında fark değil. Aşağıda da aynı şeyleri yaptık. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şey buradaki tam fıstık tepesine gelen yere burada yine tam fıstık tepesine bir fıstık yapacağım. Kalan yerlerimiz şöyle göstereyim size. Kalan yerlerimiz ise yine bütün zincir aralarına fıstık birer tane fıstık yaparak devam ediyorum gri ile, tek renkle sadece tepelere geldiğimiz zaman yine tepe kısımlarımıza birer tane fıstık yaparak zincir aralarından devam edeceğim. Bu şekilde gri kısmımızı gri rengimizle aynı sistemde iki sıra öreceğiz. Daha sonra açık sarı bölümümüze geçeceğiz. İki sıra da açık sarıda yapacağız. Fakat ben orayı açık sarının son sırası bu açık sarımızdan da iki sıra yapacağız son sırasında arada hiç zincir çekmeyeceğiz orayı ben size göstereceğim siz sadece şu an gri rengimizle iki sıra bu sistemde devam edelim daha sonra açık bölümü de sizlere tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım gri iki sıra gidelim tekrar gelelim Evet hanımlar gri kısmımızı da bitirdim iki sıra bakın e, alttaki sıralar gibi devam ettim. Bütün zincir aralarına fıstıklarımı yaptım. Sadece buradaki tek yön gittiğimiz tekli fıstık üzerine yine tekli fıstık yaparak iki sıramı bitirdim. Şimdi açık sarı ile devam edeceğim. Şuradaki tonumu kullanacağım. İpimi aldım. Bakın şöyle tek fıstık üzerinde yine ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar zincir aralarına yine birer tane fıstık yaparak ilerliyorum. Aşağıdaki yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapıyorum. Ee, yine tekli fıstık üzerlerini, yani buradaki tek sıra halinde fıstık tepelerine yaptığımız bölümler yine aynı olacak. Bu sırayı bu şekilde tamamını bitireceğiz. İkinci sıramızda ise e, yine sarıdan ikinci sıramızı gideceğiz. Oradaki tek fark ise buradaki e, çekmiş olduğum bir tane ara zinciri. Bakın burada çekiyorum. Bu sıramda ara zincirimi bir tane çekiyorum ama ikinci sırasında sarımızın ara zinciri hiç çekmiyoruz. Direkt devam ediyoruz. Daha düzgün bir kenar olması için bu sıramızda çekeceğiz. Bir sonraki sarı sıramızda, ikinci sıramızda ara zincirlerini çekmeden aynı şekilde devam edeceğiz. Yine buradaki tekli fıstık üzerlerine yine bir tane tepelerine fıstık yaparak iki sırada sarıdan yapacağız ve lifimizi tamamlayacağız. Bitirip tekrar gelelim. Evet bakın bu son sıramızı size göstermek istiyorum tekrardan. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Bakın. Burada bir tane fıstık yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Zincir çekmiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Kapattım. Zincir çekmiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. E, bu e, aralarda hiç zincir çekmediğimiz zaman şu kenardaki hafif marullama olayı da ortadan kalkmış olacak. Daha düzgün bir e, görüntü elde edeceğiz. Bu sıramızı bitirelim bitmiş haliyle tekrar gelelim. Evet hanımlar ikinci sıramızı da gittik ve lifimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir görüntüye sahip güzel bir lifimiz oldu. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.